Merhaba. Şapel'deki en güçlü sahnelerden biri ağıt sahnesidir. Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir. Çarmıhtan indirilmiştir. Annesi ve sevenleri onun için ağlamaktadır. Bu son derece üzücü bir sahne. Hazreti Meryem oğlunun cansız bedenini tutuyor. Karşı duvarda yer alan doğum sahnesinde Hazreti Meryem'i yeni doğmuş bebeğini sevgiyle kucaklarken görürüz. Bu sahnede ise artık bir yetişkin olan ve ölmüş oğlunun bedenine sarılmakta. Oğlunu bir çocukken yaptığı gibi yine dizlerinin üstünde tutuyor. Hazreti İsa'yı bir ölü olarak göstermek. Bu dönem için modern bir fikir. Hazreti İsa'nın da bir insan olduğunu vurguluyor. Kompozisyonun yalınlığı son derece çarpıcı. Giotto bütün dikkati figürlerde yoğunlaştırmış. Arka planı da sadeleştirmiş. En önemli figür olan Hazreti İsa'yı ortada görmeyi beklerdik ancak Giotto Hazreti İsa figürünü biraz sola kaydırmış. Manzara gözümüzü Hazreti İsa'ya yönlendiriyor. Bu kayalıklı tepe gözümüzün aşağı Hazreti Meryem'e ve Hazreti İsa'ya yönelmesini sağlıyor. Tepede bir ağaç var. Ağaç ölü gibi görünüyor ancak aslında mevsim kış olabilir ve ağaç baharda tekrar çiçek açabilir. Bu ağaç, Hazreti İsa'nın ebedi yeniden doğuşuna gönderme yapıyor. Hazreti İsa, annesinin dizlerinde gelişi güzel yatmıyor. Hazreti Meryem'in onu tutabilmek için sağ dizini kaldırmış olduğuna dikkat edelim. Öne doğru eğilmiş, bedeni biraz dönmüş, kollarıyla Hazreti İsa'yı sarıyor. Bir kolu oğlunun omzunda, diğer eli göğsünde. Bunların gerçek olamayacağı inancıyla sanki oğlunu uyandırmak için öne uzanıyor gibi görünüyor. Hazreti İsa'nın ayak ucunda Mecideleli Meryem'i görüyoruz. Genelde olduğu gibi kırmızı saçlı olarak tasvir edilmiş. Son derece sevgi dolu bir şekilde Hazreti İsa'nın ayağını tutuyor. Gördüğümüz İncil'de tasvir edilmiş olan bir sahne. Biliyorsunuz, Giotto doğalcılığa çok önem veren bir sanatçı. Burada sadece sırtlarını görebildiğimiz iki figür var. Bu figürlerin yüzlerini görmüyoruz. Bu tür figürleri ortaçağ resimlerinde asla görmezdik çünkü bunlar hikayenin anlatılmasına katkı sağlamıyor. Sadece Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i çerçeveliyor. Gözümüzü en önemli iki figüre yönlendiren iki yardımcı unsur. Biz de Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e bu figürlerin onlara baktıkları gibi bakıyoruz. Bu sahneyi adeta onların gözünden görüyoruz. Bu figürler aynı zamanda düzlemde bir yanılsama yaratıyor. Bize ne kadar yakın gözüktükleri oldukça şaşırtıcı. Alt bölümleri neredeyse bizim bulunduğumuz alana geçiyor gibi. Giotto bu figürlerin nereye bakmakta olduğunu net şekilde belirlemiş. Ve bu nedenle biz de onların baktığı yöne bakmaktayız. Arkası dönük olan bu iki figür arasında başka insanların bulunabileceği bir boşluk var. Resimde insan figürlerinden başka figürler de görüyoruz. Melekler var. Melekler de insanlar gibi yas tutuyor. Giysilerini parçalıyorlar, saçlarını çekiyorlar, ıstırap içindeler. Melekler derinlik hissi verecek şekilde çizilmiş. Arkaları bize dönük olan figürler gibi bu melekler de Giotto'nun düzlemde yanılsama yaratmasına yardımcı oluyor. Melekler de insanlar da duydukları acıyı farklı şekillerde dışarı yansıtıyorlar. Bazıları üzüntülerini sakin şekilde yaşıyor. Bazıları kollarını dışarı açmış ve çırpınıyor. Herkesin birbirinden farklı ve özgün olmasına önem verilmiş. Ben bu dönemin resimlerinde figürlerin ayaklarına da özellikle bakarım. En sağdaki figürün ayaklarında yer çekiminin etkisini hissediyoruz. Gerçekten yere basıyor. Oturan figürlerin ayakları da öyle. Bunlar ortaçağ resimlerinde görmeye alışık olduğumuz havada süzülen figürler değil. Zemin birkaç amaçla kullanılmış. Bu figürlerin ayaklarını yere basmaları için ve aynı zamanda gözlerimizin Hazreti İsa figürüne yönelmesini sağlamak için. Ayrıca yandaki resme geçiş sağlıyor. Bir sonraki sahnede Hazreti İsa, "Bana dokunmayın," diyor.
Mecdeleli Meryem onun yeniden doğmuş olduğunu fark ediyor ve tanıyor. Giotto'nun burada dağı devam ettirdiğine dikkat edelim. Gözlerimiz daha sonra aşağı doğru gidiyor. Hazreti İsa'nın ölümü ve yas tutulması sahnesiyle Hazreti İsa'nın yeniden dirilişi sahnesi arasında sahneyi çerçeveleyen doğal ortam açısından görsel bir bağlantı var. Taşa gömülü bölümler arasında dört yapraklı şeklin içinde boya ile yapılmış başka bir sahne var. Burada Yunus peygamberin balina tarafından yutulmasını ve suyu görüyoruz. Bu oldukça büyük bir balık. Eski ahitten bir sahnenin yeni ahitten bir sahne ile eşleştirilmesini tüm şapelde görebiliriz. Özellikle Hazreti İsa'nın yaşamını imgeleyen eski ahit sahneleri ele alınmış. Hazreti Yunus bu dev balina tarafından yutuluyor. Tanrı'dan izin almadan halkını terk ettiği için af diliyor, duası kabul oluyor ve bu dev balık onu geri getiriyor. Eski ahitten bu sahneyle yeni ahitten Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi arasında bir benzeşme var, değil mi? Bu duyguların tasviri açısından bir güç gösterisi. Ortaçağ sonlarının ve Rönesans olarak adlandıracağımız döneme doğru hareket etmenin çok başarılı bir örneği.